بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحمد الله سبحانه وتعالى جمعنا في هذا المكان وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bizi tekrar burada birleştiren Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Yüce Allah'tan dileyelim bizi Firdevs'e arada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e beraber komşu eylesin. La yeşuk ahad annena l'an fi zaman fiten ve hâzâ الزمن من أخطر الأزمان والعصور التي مرت منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم gönderildiğinden beri şu an yaşadığımız en kötü zamanda, fitnelerin en boğulduğu zamanda yaşıyoruz. نعم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم geri durmamış bu fitnelerden sakındırmıştır. فقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا اي عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم kendisinden sonra yaşayanlara bunların büyük fitnelerle karşılaşacağını haber vermiştir. Yani sahabe dönemindeki durumdan başka bir şekilde büyük fitnelerin onların başına geleceğini haber vermiştir. ما هو الخلاص ما هو العلاج؟ Peki bu fitnelerden nasıl kurtulacağız? أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم أيلزموا sünneti ay tariqati nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetime sımsıkı bir şekilde sarılın diye emretmiştir. Fa hal ettemessuk bi sünneti nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekun fi zahir au fi batin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine tabi olmak, bağlı olmak sadece dışarıdan bir görünüşle mi olur yoksa insanın kendi batınında, iç hayatında da mı gereklidir? Ha. في الظاهر أو في الباطن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بعض الأمور أنا سمعت بعض من الظاهر ولا ركوا سيسن باطن دم ما سيد. في الظاهر وفي الباطن. كسنة دم ما استاز هم ظاهر ده هم ده باطن ده النبي صلى الله عليه وسلم وما كيرك. ولأن السنة إذا كانت في الباطن لابد أن تظهر على سلوك العبد. نعم وعلى لباسه وعلى تعامله. نعم. Bir kimse gerçekten kendi içinde sünnete tabi oluyorsa bu içinde tabi olduğu şey elbette onun dışına vurması gerekir. İnsanlar onu görecektir. İzen كيف نتمسك بالسنه ونحن لا نعرف السنه. Bizler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bağlanmak istiyoruz. Ancak bu sünnete bağlı olmak ilim olmadan mümkün olur mu hiç? لا بد ان نتعلم sünnet-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sünneti çok iyi bir şekilde öğrenmemiz bize şarttır. Es-sunne huna hiye tariqati Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet olarak bahsettiğim şey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in izlediği yoldur, gittiği yoldur. Naam. Fe keyfe neteallem? Peki nasıl öğreneceğiz bu yolu? Hal neteallem ala ma nurid? Yani kendi istediğimiz şekilde mi öğreneceğiz? Hal yumkin en neteallem an tariq Google mesela, an tariq hazil vesail? Yoksa izlememiz gereken yol Google'ı açıp buradan öğrenmek mi olacaktır? Hal semi'tum yawma min al-ayyam an ahad min al-ulama takharraj min madrasat Google? Hiç duydunuz mu bir alimin sadece internete bakarak alim olduğunu? La. Mümkün değildir, hiç de olmamıştır. İzen la bud an na'ti ila al-masajid. Onun için yapmamız gereken mescitlere çokça gelmemiz gerekir. Neteallem fiha. Ve mescitleri öğrenme yeri yapmamız, orada bolca dinimizi öğrenmemiz gerekir. La yasluh an tetaallam fil beyt, av fil suq, av an tariq hazel ajhize. Evde öğrenmek ya da çarşıda öğrenmek ya da bu elimizdeki aletler, bu iletişim vasıtalarıyla öğrenmek bizi doğru yola götürmeyecektir. Naam, yumkin hazi tusa'idek, yumkin. Bu sana yardımcı olacak bir vesile olabilir. Bimâza nebda? O zaman ne ile başlamamız gerekiyor? نبدأ أول ما يكون بأن نصحح النية لله سبحانه وتعالى أن يكون الغرض من طلب العلم وتعلم طريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى لا تريد لا رياء ولا سمعة ولا مال ولا غيره. Bu ilim öğrenmek için yapman gereken ilk şey içini temizlemen ve bu ilim öğrenmeyi sırf Allah rızası için yapman. Yani ilim öğrenmiyorsun, sadece yaptığın bu ilim Allah için olması gerekir. الشرط الثاني
أن تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع، لا تبتدع في دين الله، لا تبتدع في طلب العلم. İlim öğrenmede uyman gereken ikinci şey ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde bulunduğu yol üzere öğrenmen gerekiyor bunu. Senin metodun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği metot olması gerekir. هل علم الشريعة هذا ميسر أو معسر؟ Şeriat ilimlerini, dini ilimleri öğrenmek soruyorum size. Kolay mı yoksa zor mu? نعم. Zor. صعب. صعب. يقول سهل. سهل. علم دور علم كله. به صعوبة وسهولة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ جاء الله نبي المشتر. ولقد يعني والله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ Oysa Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Artık düşünen ve öğüt alan bir kimse var mı? Allah subhanahu wa ta'ala yessir lana هذا القرآن وأنزل علينا القرآن حتى نفهم أو لا نفهم. Yüce Allah bizim için bu Kur'an-ı Kerim'i onu öğrenmeyi, onu okumayı bizim için kolay kılmıştır. Bunu anlamamız için mi yoksa onu anlamaktan uzak durmamız için mi yapmıştır? نعم أو لا. يعني يجى الله بنا anlamamız için yapmıştır değil mi? هل النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين أو هذا الدين لم يبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم bu gönderilen dini açıklamış mıdır, beyan etmiş midir yoksa açıklamamış mıdır? ترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها. النبي صلى الله عليه وسلم bu dini apaçık bir şekilde bırakmıştır. Gecesi gündüz gibidir. هل تفرق بين الليل والنهار؟ Sen gece ile gündüzün arasında ayırt edebiliyorsun değil mi? Annabi sallallahu aleyhi ve sellem terakel umme ala hâda. Ala beyza nakiyye leyluha kenehâri. Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bu dini apaçık bir şekilde bırakmıştır. La yazîr an sünnetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem illa hâlik. Nesra afi ve selam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden sapan bir kimse ancak helak olmuş bir kimsedir. İzen hâda d-din muyesser. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Bu dini öğrenmek kolaydır. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء. نبيّ محمد صلى الله عليه وسلم هر شيء apaçık bir şekilde bize anlatmıştır. ماذا يبقى علينا؟ Biz artık ne kalıyor? إيش يبقى؟ Ne yapmamız gerekiyor? نجتهد. Çalışmamız, öğrenmemiz gerekiyor. فقط. Sadece bize çalışmak gerekiyor. هل العلم خاص بالعرب؟ İlim öğrenmek sadece Araplar için midir? هل يدخل الجنة العرب فقط؟ Cennete sadece Araplar mı girecek? هل العلماء فقط من العرب؟ عالمنا سادج عربلردن مش كير. أصح كتاب بعد كتاب الله. أي كتاب؟ جاء الله من كتابından sonra en sahih olan kitap hangisidir? صحيح البخاري. صحيح البخاري ده biliyorsunuz. البخاري من أين؟ من بخارة. ليس من العرب. بخاري رحمه الله neredendir? Bukhara'dandır. Yani Özbekistan bulunduğu yerdendir. Arap değildir kendisi. من أحسن الكتب في تعلم اللغة العربية من الذي ألف هذا الكتاب؟ Arapça öğrenmek için yazılan en iyi kitabı kim yazmıştır? سيبويه. وسيبويه ليس بعرب. سيبويه yazmıştır. Kendisi de Arap değildir. أكبر قاموس عندنا في اللغة العربية في معرفة الكلمات للفيروز أبادي هذا ليس بعربي. Arapça kelimeleri en iyi açıklayan ansiklopedik kitabı da Feyruz Abadi yazmıştır ve kendisi Arap değildir. Vallahi setus'al yevmel kıyam. Kul vahid minne seyes'al. Yes'al Allah subhanahu wa ta'ala. Vallahi kıyamet günü bunlardan dolayı sorulacaksın. Hepimiz her durumda sorulacağız kıyamet gününde. Tus'al anin Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında sorulacaksın kıyamet gününde. Halen Nebi aleyhissalatu vesselam bellek hadha d-din. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu dini apaçık bir şekilde insanlara aktardı mı diye sorulacaksın. Nasahana bize samimi bir şekilde nusah etti mi? Au na'am au la. Na'am. Setujib bi na'am. Herkes evet diyecektir bu durumda. Sa'ilek Allah an hada allazi ja'a bihi an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Hal ta'allamt? Fazlaşa. Hada allazi يسألك الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمت هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم kendisiyle gönderildiği şeyi öğrendin mi yoksa öğrenmedin mi diye kıyamet günü sorulmayacak mıyız? هل عملت؟ Bununla amel ettin mi diye sorulmayacak mıyız? هل دعوت؟ Buna davet ettik mi insanları diye sorulmayacak mıyız?
Hal sabart? Bunun için sabrettin mi diye. Alel ilm sabart? İlim öğrenmek için sabrettin mi? Hal sabart alel amel? Amel etmek için sabrettin mi? Hal sabart alel da'va? Ya da bunu davet etmek için sabrettin mi? Setus'el an hâda. Kıyamet günü bunlardan sorulacaksın. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هذا الدليل قل لهم فقط ارجعوا لهم ده kıyamet günü onlara nida edilir ve denilir ki peygamberlere nasıl cevap verdiniz nasıl icabet ettiniz اذن الدين واضح o zaman şunu söyleyebiliriz dinimiz apaçık bir şekilde يسر لنا الله سبحانه وتعالى التعلم bu dini öğrenmeyi de kolay kılmıştır Allah بلغ النبي صلى الله عليه وسلم Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi bize tebliğ etmiştir. Setus'el an hâda. Bundan dolayı sorulacaksın kıyamet günü. Maza tasna ba'de hâda tenam? Bundan sonra uyuyacak mısın yoksa? Tel'ab. Oynayacak mısın? Hulikt limâda. Sen ne için yaratıldın? Limâda hulikni? Neden yaratıldık bizler? Lil ibâde. Sadece Allah'a ibadet etmek için. Hal nahnu neştegil fil ibâde? Biz yaratılış gayemiz ibadet için çalışıyor muyuz? La illa men rahimallah. Allah'ın rahmet ettiği kimse hariç kimse böyle yapmıyor. لا يمكن لأحد أن يتبرع من طريقة السلف الصالح. Hiç kimse selef-i salihin üzerinde bulunduğu yolu yanlış göremez. هل نحن حقا الآن نسير على طريقة أتباع السلف الصالح؟ Hangisi daha iyi yani selef-i salihin yolundan gitmek mi yoksa başka yoldan gitmek? لا إلا من رحم الله. Allah'ın rahmet ettiği kimse dışında hiç kimse bu yolda gitmiyor. إذا لابد من اليوم أن نتغير. Bugünden başlamamız lazım. Ertelemeden değişmemiz gerekir. أن نبدأ حياة جديدة. Yeni bir hayata başlamak üzere, yeni bir sayfa açarak başlamamız gerekir. حياة فيها الجد والاجتهاد. İçinde ciddiyet ve çalışkanlığın olduğu bir hayat. نطلب العلم. İlim talep edeceğiz. نأتي إلى المساجد. Mescitlere geleceğiz. نبدأ بعلم التوحيد لابد. توحيد علمنا ورمك إلى أبو يشبع الشجاس. عندنا كتاب مختصر مفيد جدا كتاب التوحيد. çok مختصر ve kısa özlü bir kitap var kitap التوحيد kitabını biliyorsunuz. والعقيدة الواسطية. وعقيدة واسطية اسم الكتاب. هذا الكتابين أهم الكتب في التوحيد والعقيدة. bu iki kitap توحيد kitapları içerisinde en önemli kitaplardandır. ثم عندنا كتاب بلوغ المرام. سونرا بلوغ المرام اسمه حديث كتابه برضه. أحاديث فيها الأحكام الشريعة. يعني شرعي أحكامları beyan eden hadisleri ابن حجر رحمه الله zikretmiştir burada. هذه الكتب الثلاثة لا تأخذ منك سنة واحدة في الدراسة. لو تعكف عليها لا تأخذ منك سنة في الدراسة. bu üç kitabı öğrenmeye çalışırsan Allah'ın izniyle bir sene geçmeyecektir. لكن نحن إلا من رحم الله نضيع الأوقات. Allah'ın rahmet ettiği kimse dışında herkes bu vakitleri zayi ediyor. خاصه بهذه الاجهزه الان. Özellikle de bu yeni çıkan bu cihazlarla vakit geçirenlerin sayısı çokça artmıştır. نسمع لاي احد. Herkese işitir olduk artık bunda. لا. تستطيع انت الان هنا في تركيا ان تاتي بالشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هنا عندك يدرسك. Şu an sen Türkiye'desin ancak İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın dersini açıp dinleyebiliyorsun. Sanki İbn-i Hüseyin senin yanına gelmiş gibi. كيف تستمع إلى شروحات الشيخ؟ Onun şerhlerini açarak sanki onu yanına çağırmış gibi, onun yanında oluyormuş gibi oluyorsun. تحفظ. Bunları ezberlersin. تراجع. Bunları tekrar edersin. إذا يسأل الشيخ أي سؤال توقف التسجيل ثم تجيب أنت ثم بعد هذا تسمع الإجابة. Diyelim ki şeyh orada bir soru sordu. Durdurursun ve ona cevap versin kendi ağzında. Sanki şeyh sana sormuş gibi. هذا الأخ الآن لو عكف على دروس الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ماذا يكون بعد فترة؟ Diyelim ki bir kardeş İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın ilimlerinin yazılı olan kitaplarının üzerinde oturursa onlarla çalışırsa ne olacak bir süre sonra? يكون بن عثيمين ثاني هنا. İkinci bir İbn Hüseyin رحمه الله olacaktır. لكن يسمع إلى هذا ويسمع إلى هذا ويسمع إلى هذا ويدرس اليوم كتاب ثم يترك ثم يدرس كتاب ثاني تضيع الأوقات. Ancak bugün birini yarın başka birini dinliyor. Sonra şu kitabı okuyup yarısında bırakıp başka bir kitaba intikal ediyorsa bu vakti zayi edecektir. تعقد درس يومي مع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أقل شيء ساعة في اليوم. İbn Hüseyin rahimehullah Allah en azından bir saat kendine belirlersin. Yavaş yavaş okumaya başlarsın. يومي لا تنقطع عن هذا الدرس. Bu dersten sakın geri durma, devamsızlık yapma. وهذا سهل جدا مع هذه الأجهزة.
Bu yeni cihazlarla bu çok da kolaylaştırmıştır insanlar için. لماذا لا نستغل هذه الأجهزة في طاعة الله في التعلم؟ Neden bu cihazları Allah'ın taatinde kullanmıyoruz? اللغة العربية. Arapça, Arap dili. لغة من؟ Kimin dilidir? Kime aittir bu dil? لغة العرب. Araplar için mi sadece bu dil? هذه اللغة قبل أن ينزل بها القرآن ليس لها قيمة. العرب ليس لهم قيمة قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والله. القرآن الكريم indirilmeden önce ne Arapça dilinin ne de Arapların hiçbir kıymeti yoktu. Ta ki Kur'an-ı Kerim indirilene kadar. Ondan sonra kıymete bindi. نعم. ارتفعت اللغة العربية عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب ونزل القرآن بلسان عربي مبين. Arapçanın değeri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderildikten sonra Kur'an-ı Kerim gönderildikten sonra artmıştır. İzen la budde netaallem el-lugha hatta nefham el-Kur'an. Bizim Kur'an-ı Kerim öğrenmek için bu dili öğrenmemiz şarttır. Ma huwa es-sebeb li duhul el-bid'a? Ma es-sebeb? Bu bid'atların dinimize girmesinin sebeplerinden biri de min akhtar el-esbab en la na'rif el-lugha el-arabi. Arapçayı bilmememizden dolayıdır. يعني الآن أنا أتكلم باللغة العربية. شلون بالمسألة عربية كل شيء. وهذا الأخ يترجم. يترجم لكم. مكادشين لسه ترجمة يدش. ممكن أنا أقول واجب وهو يقول محرم. belki de hocamız vacip diyordur. ben de haram olarak çevirip size aktarabilirim. وأنت لا تعرف شيء. siz de bundan haberdar olun. صحيح ولا. bu mümkün olabilir. في الكتب الآن بعض المؤلفات تكتب على الحق يأتي المترجم يقلبها على الباطل. bazı kitaplar görüyoruz orada şarih yani bu kitabı yazan bir kimse hakkı söylemiştir ancak tercüme eden bir kimse bunu çarptırıp batıl yorumlar oraya eklemiştir. اذا لغة كل مسلم ما هي؟ o zaman tüm Müslümanların dili nedir? أي لغة؟ hangi dil? اللغة العربية. Arapça dilidir. أنت الآن في الجامعة مثلا أو في المدرسة تفهم كل كلمة حتى في الرياضيات مثلا أو في الفيزياء. نعم. sen kendi üniversitenin mesela tıp dalıyla ilgili, matematik dalıyla ilgili tüm terimleri anlıyorsun. كيف الآن لا تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف؟ bu kadar terimleri anlıyorsun ancak Kur'an-ı Kerim'deki terimleri ve kelimeleri anlamıyorsun. bu nasıl olacak yani? كلام رب العالمين لا نفهمه. Yüce Rabbimizin kitabını, onun kelamını anlamayacak mıyız? الآن أنت في كل صلاة تقرأ الفاتحة. Sen her namazında Fatiha suresini okuyorsun. لازم تصحح قراءة الفاتحة. أهم ما يكون. Önce başlaman gereken şey mesela Fatiha suresini okuyorsan doğru telaffuz etmeyi, bunları mahreçleriyle okumayı öğrenmen gerekir. يعني لا يمكن أن يقول الذين. لابد أن يقول الذين. Mesela الذين değil de الذين olarak söylememiz doğru olmayacaktır. نعم لابد أن يفهم ما هذا الكلام الذي يقول. bu söylediği ağzından çıkan kelamın ne olduğunu anlaması gerekir. إذن نحن الآن في خطر. şu an o zaman biz büyük bir tehlike üzerindeyiz. وعلاج الخطر سهل جدا. bu tehlikenin bu sıkıntının ilacı da çok kolaydır. ثم بطلب العلم ماذا يحصل لك؟ sonra sen ilim talep ederek neye vakıf olursun? ماذا تحصل؟ Neye yarayacaksın? İlim talep ederek ne olacaksın? Mal faide min talep el ilim? İlim talep etmenin faydası bizim için ne olacaktır? Sehhal Allahu lehu tariqan ila cennet. Eğer sen ilim talebine girersen Allah sana bununla cennete giden yolu kolaylaştıracaktır. Tertefi' leyse derece, derecat. Yüce Allah senin bir dereceni arttırmayacaktır. Senin derecelerini arttıracaktır. Hatta el-hitan bil bahr tastaghfir lak. Denizdeki balıklar bile senin için istiğfarda bulunacaktır. تدعو بماذا؟ sen ne ile dua ediyorsun? بزيادة المال؟ yani malının mülkünün çoğalması için mi? السيارات العقارات؟ ya da güzel arabaların, güzel gayrimenkullerin olsun diye mi? الأولاد؟ ya da evlatlarının sayısı çoğalsın diye. لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir hususta bir şeyi ziyadeleştirmesi için Allah'a dua etmesi hususunda emredilmemiştir ilim hariç. وقل رب زدني علما. De ki Rabbim benim ilmimi arttır. Al-İmam Ahmed rahimahullah. İmam Ahmed rahimahullah biliyorsunuz. يقول طلب العلم لا يعدل شيء من العبادات. İbadetler içerisinde ilim talebi gibi bir şey yoktur. إذا أخلص لله. Eğer kalbini
kalbinde ihlas var ise. Al-İmam Malik rahimahullah. İmam Malik de şöyle demiştir. Su'ila ar-racul mescun mahkum aleyh bil-qasas. Yani mümkün aktelu gaden au ba'd gaden. Ona bir adam hakkında soruldu. Bu adam hapiste ve yarın öbür gün de öldürülecek. Ne yapması gerekiyor bu adamın? Hangi ameller yapması gerekiyor? Fakat sâlul İmam Malik rahimahullah ta'ala. Mâze ya'mel hâza? Leysa ledeyhi le vakt galil. Mâze yasnâ? Yusalli, yasûm, yestagfir. Ev yakra'l Kur'an. Mâze yasnâ? İmam Malik'e soruldu bu. İşte hapisteki adam hakkında ne yapsın? Namaz mı kılsın? İstihbar etsin? Kur'an-ı Kerim mi okusun? Ne yapsın diye sorulunca. Mâ hu afgul amel? Hangi amel daha faziletli onun için denilince? Kâlel İmam Malik rahimahullah ta'ala. Yatlubel ilm. İmam Malik rahimehullah dedi ki ilim talep etmesi en hayırlı olacaktır onun için. İzen talep el ilm يقول الشافعي رحمه الله تعالى لا يعدل شيء من العبادات لمن خلصت او صلحت نيته. İmam Şafii rahimehullah aynı şekilde demiştir. İhlası tam olan bir kimse. La قال الامام احمد نعم. Şeyhimiz biri söyledi. İmam Ahmed diyor ki ihlası tam olan bir kimse için, ihlası iyi olan bir kimse için ilim talep etmekten daha iyi bir ibadet yoktur. الشافعي رحمه الله يقول طلب العلم افضل من صلاه النافله. İmam Şafii rahimehullah diyor ki ilim talep etmek nafile namazdan daha hayırlıdır. هذا يقول جزاك الله خيرا انا لا اصلي النافله اطلب العلم. Şimdi bir kardeşimiz çıkıp şöyle diyebilir, o zaman ben ilim talep edeyim namaz kılmayayım. نقول لا. Diyeceğiz ki hayır böyle yapma. طالب العلم لابد ان يعمل بعلمه. Biz diyoruz ki gerçek ilim talebesi ilmiyle amel eden ilim talebesidir. Lakin arada Şafii İmam rahimehullah teala yubayyin an talab el ilm mutaaddi ila el aharin ve salat el nafile qasir aleyk. İmam Şafii rahimehullah bu sözüyle yani şunu kastetmiştir. Bir kimse namaz kılarsa sadece kendisine fayda verir. Ancak eğer ilim talep eder, onu başkalarına anlatırsa hem kendisine hem de başkalarına fayda verecektir. El an ila arad an tujahid. Diyelim ki sen Allah yolunda cihad etmek istiyorsun. Kim mümkün an taktul min al-kuffar? Kafirlerden kaç kişi öldürmen mümkündür bu tahminen? Kim? Vahid? Bir tane mi öldürürüz? Sineyn? İki tane mi öldürürüz? Mümkün akthar şey aşağı, mümkün. Taş çatlasın on diyelim. Ve mümkün tuktel, la taktul ahad. Belki de öldürmeye gidersin, seni öldürürler, şehit eder. Lakin bi talab al-ilm. Ancak ilim talebi ile. Kimse tudkhil fil islam min al-kafirin. Ancak ilim talep ederek, onu öğrenerek, ona davet ederek kaç tane kafiri İslam dinine sokacaksın? Akal şey 10 ve mümkün melayin min ennas. Belki 10, belki de milyonlarca insanın hidayetine vesile olacaksın. Ve kul ma ya'mel ha'ula ucurahum lak. Ayrıca bu insanların, senin kendisinin hidayetine sebep olduğun insanların yaptıkları her iyi amel de senin hasenatlarına yazılacaktır. İzen hâza هو الذي كان عليه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. Bahsettiğimiz durum nebilerin ve resullerin üzerinde bulunduğu yol. وظيفة الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. Peygamberlerin görevleri neydi? فلا بد ان نسير على هذا. İşte peygamberlerin vazifesi görevi az önce bahsettiğimiz ilim öğrenmek ve Allah'a davet etmek idi. سهل من اسهل ما يكون. Bu aslında insanlar için çok da kolaylaştırılmıştır. ثم ان الله سبحانه وتعالى اختارك من بين هؤلاء الملايين من الناس. Sonra yüce Allah seni bu milyonlarca insan arasından seçti. أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in etbaından kılmış seni. والله هذا من النعم. Vallahi bu çok büyük bir nimettir senin için. ثم اختارك الله أن تطلب العلم. Sonra Allah bunların içerisinden de seni ilim talep eden bir kimse kılmış. حتى الحيتان تسبح لك. Denizdeki balıklar bile artık senin için istiğfar ediyor. والناس يوقرك يا شيخ يا عالم يا كذا. İnsanlar da seni kendi gözlerinde büyük görüyorlar. Vakar ile seni karşılıyorlar. اذا ما الذي يمنعنا من الطلب؟ O zaman bizi ilim talep etmekten alıkoyan şey nedir? ما هي المعوقات؟ Bu ilim yolunda bizim karşımıza çıkan engeller nelerdir? من اكبر المعوقات هذه الاجهزه. Bizi ilim talebinden alıkoyan en büyük engellerden biri şu an ellerimizde olan telefonlar ve cihazlardır. تسرق الأوقات. Tüm vakitlerimizi bizden çalıyor. ماذا فيها؟ Ne var peki bu cihazlarda? وسائل تواصل. İşte ne bileyim sosyal ağlar. وهي ليست وسائل تواصل هي في الحقيقة وسائل لسرقة الأوقات وللغيبة والنميمة ونشر الأغاني وصور النساء إلا من رحم الله طبعا.
Aslında bu cihazlarda olan şeyler insanların faydasına olan sosyal ağlar değil sadece. İnsanların vakitlerini çalan müzikler, kadınlara bakmak gibi insana zarar veren şeyler. Hatta kathir minen nas indema yanşur ay şey ya'ti hatta l-ahadith al-batıl vel-mavdu'a yakzib alennabiy sallallahu aleyhi ve sellem veya yanşur al-kazib. Bazıları eline telefonu aldıktan sonra kendisine gelen her şeyi diğerleriyle paylaşmaya başlıyor. Kendisine sahih olmayan uydurma bir hadis gelse dahi bunu yapıyor. من المعوقات صديق السوء. İnsanları ilim talebinden alıkoyan şeylerden biri de kötü arkadaş edinmektir. الذي لا يطلب العلم لا تصادقه. İlim talep etmeyen bir kimseye sakın arkadaşlık etme. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminden başka hiç kimseye arkadaş edinme. فالذي يأمرك بالمعروف ينهاك عن المنكر هو المحب لك. Sana iyiliği emredip seni kötülükten sakındıran kimse işte asıl budur seni seven kimse. نعم. كذلك قلنا ان نختار المكان المناسب لطلب العلم. Ondan sonra sana ilim talep etmeyi kolaylaştıracak münasip bir mekan edinmen gerekir. Aynı mekanı münasip. Bu münasip mekanlar nerelerdir? El mesacid, hadi'l medaris. Bu mescitler, bu medreselerdir. En nختار العالم. Sonra alimlerin yanında olmak. Ve kulna sehl cidden tastati' al-an an tختار a'la alim Şeyh bin Uzeymin rahmetullahi teala ve tatlub alel ilim. Dedik ki şu anda büyük alimlere ulaşmak çok kolaylaşmıştır. Qarribu alel ilim. Şeyh bin rahimullah'ın videolarını açıp onu dinleyebiliyorsunuz. Na'am. تستطيع من اسهل ما يكون. Bu senin için yapılması en kolay olan şeylerden olmuştur. ايضا تستطيع ان تسخر قلنا هذه الوسائل في الخير لا في الشر. Sonra az önce bahsettiğimiz gibi bu cihazları sen hayırlı yollarda da kullanabilirsin. Yani şerli yollarda değil, hayırlı yollarda da kullanmaya imkan var. الاشتغال بالسياسه. هذا من المعوقات. Seni ilim talep etmekten alıkoyan şeylerden biri de siyasete dalmaktır. Ma lana ve ma la siyaset. Bizimle siyaset arasında yani bizim ne ilişkimiz var ki siyasetle? Talib al-ilm leysa lehu amel bi's-siyase. İlim talebesinin siyasetle işi olmaz. Ayrıca min al-mu'awwaqat ba'd an-nas yaqul ana la astati' atlub al-ilm huna fi Turkiye. Bazıları da şöyle diyor kendi içerisinde edinmiş. Diyor ki ben Türkiye'de ilim talep edemem. Limad neden edemezsin ki? قال لا هذا المكان غير مناسب. Yani diyor ki Türkiye benim için münasip bir mekan değil. أريد أطلب العلم في المدينة. Diyor ki ben burada ilim talep edemem. Medine'ye gidersem işte orada belki yaparım ilim talep ederim diyor. الذي لا يطلب العلم هنا لا يطلب العلم في المدينة. إلا أن يشاء الله. Kendi ülkesinde ilim talep edemeyen bir kimse Medine'de de ilim talep edecek değildir. هل خرج علماء من هنا؟ Burada büyük alimler çıkmadı mı? هل البخاري رحمه الله انتظر حتى اتى المدينه وقال اتعلم؟ Buhari rahimehullah kendi olduğu yerde yani bekledi mi? Medine'ye gelmeden önce durdu mu? La. Hayır durmamıştı. انت الان تعيش واقعك هنا. Şu an sen kendi hayatını yaşıyorsun burada görüyorsun durumunu. انت في هذه البلاد اطلب العلم هنا. علماء تخرجوا من هنا الحمد لله حفاظ وطلاب علم. Biliyorsun Türkiye'de çok büyük alimler çıktı, büyük hafızlar çıktı. Sen de bunu başarabilirsin. Sen de bu yolu koy. Halal Medine cihaz تدخل من هنا تخرج من هنا عالم. Yani Medine girip de böyle insanları alim çıkartan bir merkez mi sadece? La. Hayır böyle değil. İzen hadi vesvese şeytan. Bunlar insanlara gelen şeytanların vesveseleridir. Fa طلب العلم ميسر ولله الحمد. Şükürler olsun Allah'a ki ilim talep etmek kolaylaştırılmıştır, kolaydır. علينا بالاجتهاد ان نبذل غايه الجهد. Elimizden geldiği kadar gayretli olmamız lazım ilim talep etmek için. الان الزواج. Şimdi evlilik hakkında konuşalım mesela. صعب ام سهل. Evlenmek kolay mı yoksa zor mu? لكن تجد الكل يتزوج بإذن الله. Ancak görüyorsun insanlar zor demesine rağmen çoğu insan yavaş yavaş evleniyor. لماذا؟ Neden? لأنه يريد أن يحقق هذا الهدف ويسعى ويسعى حتى يحقق هذا الهدف. صحيح أو لا؟ Çünkü bu evlenenler daha önceden evlenmek için kafalarını meşgul edenler bunun için çalışan kimselerdir. ولا أحد يقول أنه الزواج صعب. لا يقول سهل منسق.
Kimse de demesin yani evlilik zor. Allah'ın izniyle evlenmek de kolaydır. Ama talep ilim, la, yekul la, la istatî' fi kaza ve fi kaza ve fi kaza. Ancak ilim talebi için yapamam çünkü içerisinde böyle şöyle problemler var deyip ilim talep etmeyenler var. İzen خُلِقْنَا لَا لِلْأَكِلِ وَلَا لِلْشُرْبِ وَلَا لِلْلَعِبِ Bizler yani oyun oynamak, yemek, içmek bunlar için yaratılmadık. الآن البعض يدخل إلى المسجد. Mesela bazılarımız şu an mescide geldiler. وفي نيته أن يصلي أو يذكر الله أو يتعلم. Niyetinde namaz kılmak, Allah'ı zikretmek ya da ilim öğrenmek vardır. لكن يجد لصوص الوقت هنا لصوص في المسجد. Ancak burada vakti çalacak bazı hırsızlar var. Vakti çalan bazı hırsızlar var. يتكلم في السياسة. Siyasetten konuşarak insanların vakitlerini çalıyor. يتكلم في غلاء الأسعار. Sonra fiyatların yükselmesiyle ilgili insanlarla konuşup onların vakitlerini çalıyor. يتكلم عن الحكومة عن انتخابات. Ya da yönetimiyle ilgili seçimlerle ilgili konuşup insanların vaktini alıyor. المساجد لم تبنى لهذا أو يشتغل بالطعام والشراء في المسجد. هذا يمك إشمك بشلال ورشيو مسجدler bunun için bina edilmemiştir. هل المساجد مطاعم؟ مسجدleri biz restoran haline mi getireceğiz? لا لا مانع أن نأكل ونشرب في المسجد لكن بقدر الحاجة لا نجعل المسجد كالمطعم كالمقهى. Bazıları abartıyorlar mescitleri restoran haline çevirmek ile ancak yani mescitte yemek yemeyen eğer münasip bir şekilde var ise bunda bir sıkıntı yoktur. Ana lo yedhul kafir. Diyelim ki bir kafir buraya girdi. Ve yara hal ba'd al mesacid. Sonra mescitlerde bulunan bazı durumlara şahit oldu. Ben yel'ab fil cevval. Bakıyor ki bazıları telefonla oynuyor. Yusavvur. Bazıları da diğer arkadaşın. Men yeşrab el şahi. Sonra çay içenleri görüyor. O men ya'kul. Sonra yiyip içenleri görüyor. يقول ما هذا حال هؤلاء. Sonra diyecek ki bu kafir kimse, bu insanların durumu, bu Müslümanların durumu ne garip. هذه المساجد لمن. Bu mescitler kimin içindir? لمن. وأن المساجد لله. Bilin ki mescitler Allah içindir. فأنت عندما تدخل إلى هذا المكان اجعل هذا الوقت لله. Sen mescide girince dünyayı arkana bırak ve bu vakti sadece Allah için kıl. Dünya ij'alha fil haric. Dünyayı arka planda bırak. Lem tuhlak li hada. Sen bu dünya için yaratılmadın. El mesacid lem tubna li hada. Mescitler de bu dünya için yaratılmadı. Bunlar, bu az önce bahsettiğimiz şeyler için yaratılmadı. Neteavun. Yardımlaşmamız gerekiyor. Neteavun fi talab el ilm. İlim talep etmek için yardımlaşmamız gerekiyor. Indema ta'ti ve tecid ahad min en nas ياكل او يشرب او يتكلم على الجوال تقول تعال نؤمن ساعة تعال نقرا كتاب yemekle içmekle konuşmakla siyasetle meşgul olan birini görünce çek onu yanına de ki gel bir saat iman edelim. ينتهي الدرس او تنتهي الصلاة مجرد ما تنتهي الصلاة يخرج الجوال. Namaz biter bitmez bazılarını görüyorsun telefonunu çıkarıp bakmaya başlıyor. Aynen istiğfar edber as-salavat. Hâda billa'l. Namazdan sonra yapılan istiğfarlar nerede? يدخل المسجد الصلاة لم تقم بعد يأخذ الجوال يبدأ أو يتكلم أو يشرب شاي. Bazı da mescide biraz erken geliyor. Namaz başlamadan önce elinde çay telefon görüyorsun. هل تصنع هذا في بيت الرئيس? Bunu Cumhurbaşkanı evinde yapar mıydınız? تصنع لا يمكن عند حتى مكتب الشرطة لا تصنع لا تخرج الجوال في مكتب الشرطة حتى bazen emniyet müdürünün bulunduğu odada bile kimse bunu yapmıyor. هل هذه طريقة السلف في المساجد? Bazı insanların yaptığı şey selefin üzerinde bulunduğu yol muydu? بعض الشباب عدنا الله إياه لو تأخذ منه الجهاز وتبحث فيه لا تجد فيه فائدة واحدة. Bazı insanların telefonunu alıp da bakarsan, karıştırırsan içerisini bir fayda bile göremeyeceksin. La tecid fi durus ilmiye. Hiçbir şekilde ilmi derslere yer vermemiştir. La tecid fi Kur'an. İçerisinde Kur'an bile yoktur bazen. Ve la hadis. Bir tane hadis bile yok. Maza tecid fi? Ne buluyorsun peki bu telefonlarda? Tecid fi zahik. Güldüren şeyleri buluyorsun. Ha, nukat. Ya da fıkraları görüyorsun. Musika. Ya da bazen müzik görüyorsun. Suvar nisa. Ya da kadınların fotoğraflarını görüyorsun. İlanat. Ya da reklamlar. Kura. Futbol ile ilgili meseleler. Keyif. Keyif. Hala kun cihazet ant. Bu
Nasıl senin telefonun olacak? Yani yakışır mı sana? Fela buden tunazzif hada cihaz. Tec'al fi durusel ilmiye. Bu telefonu böyle şeylerden temizleyip hayırlı şeylere kullanman gerekir. Vel ba'd fil cihaz akval ehlel batıl. Bazılarının telefonlarında ise bidat ehlinin, batıl ehlinin sözleri var. Mâze nurid min ehlel batıl? La tenzur lehum aslan. Ve la tesmi' lehum. Sakın batıl ehlinin, bidat ehlinin sözlerine bakma. Onların sana hiçbir faydası olmayacak. Zarar verecektir sana. İzen nahnu l'an vallahi fi khatar. Vallahi şu an biz çok büyük bir tehlike üzerindeyiz. Lan yom kun ta'khud hada cihaz. Çünkü bu telefonu eline aldıktan sonra ve tanzur fi wahid min ha'ula min ahli al-batil. Onlardan birine bakıyorsun bu telefonla. Teta'sar bi kalam. Belki onların sözlerinden etkileneceksin. Tebhat an hada al-firq ad-dalla. Sonra araştırmaya koyulacaksın. Taqra al-mu'taqad. Sonra onun inançlarına hasıl olacaksın. Thumma tadkhul ma'a. Sonra onlarla beraber aynı itikatta olacaksın. Ve lehâzâ ente tesmeh أن فلان من الناس بعد ثلاث ساعات وجدوه مثلا مقتول أو كذا. Onun için bazı insanları görüyorsun yani 3-4 saat sonra bile etkilenip onlarla beraber oluyor sonra öyle bir şekilde vuruyor bu insanı. حتى هذه الألعاب التي يعطوها الصغار الآن نهاية بعض الألعاب الانتحار. Bazı çocuklar bu telefonları eline alıp az önce bahsettiğimiz şey yani çocuklar bakıyorlar oynuyorlar ve sonra ölüm olacak şeylere girişiyorlar. Mavi balina oyunları gibi mesela. Hâzel cîl el-ân, entum. Bu çağımızdaki insanlar sizler. اِذَ لَمْ تَتَعَلَّمُوا مَنْ يُعَلِّمْ هَاُولَا الصَّغَرُ مَنْ يُعَلِّمْهُمْ Sizler eğer öğrenmezseniz. Men. Sizin çocuklarınızı kim öğretecek peki? مَنْ يُعَلِّمْهُمْ Kim öğretecek bunları? الآن الصحابه رضي الله عليهم علموا من Sahabeler kimlere öğretmişti? Allamu tabi'in. Kendilerinden sonra gelen tabi'inlere öğretmişti. Ve tabi'in teallamu nassahabe. Tabi'inler kendilerinden üstü olan sahabeden öğrendiler. Ve allamu men. Bu tabi'in kime öğretti sonra? Etba'at tabi'in. Kendisinden sonra gelen etba'at tabi'ine öğrettiler. Entum el an huna fi hadha el beled. Siz de bu şekilde bu çağda yaşıyorsunuz. İzâ lem tete'allem men yuallim evladena men? Sen eğer öğrenmezsen senden sonra gelecek çağ çocukları kim öğretecek? El kuffar? Kafirler mi öğretsin istiyorsun? Ahlel dalal? Ya da sapık insanlar. Men yuallimhum? Kim öğretecek o zaman? İzâ vallahi ha'ulâ'i sigar seşkûkum ilallah. Vallahi bu küçük çocuklar kıyamet günü sizi Allah'a şikayet edecekler. Yekul hâzel cîl ellezî kablana lem yete'allem. Bizden önce olan bu çağ bu insanlar öğrenmediler, bizi bu sapık yola bıraktılar. Al-Yahud yete'allemu. Yahudiler öğrendiler mi? Yete'allem avla. Yete'allem. Na'am. Ar-Rawafid al-Şi'a yete'allemu. Şimdi bu Şiiler, bu Rafiziler öğreniyorlar mı? Yete'allemu. Öğreniyor değil mi? Na'am. Evet öğreniyor. Tayyip ve nahnu limâze lâ nete'allem. Peki bizler neden onların daha üstün olmamıza rağmen öğrenmiyoruz? هل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أو ينقصون؟ Şimdi size bir soru soruyorum. Şu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etba azalıyor mu yoksa çoğalıyor mu? Herakl سأل أبو سفيان رضي الله عنه. Yani Rum kralı Herakl Ebu Süfyan'a sormuştu. سألوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بدأ الدعوة يزيد الصحابة أو ينقصون؟ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinden beri sormuştu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinden beri onların sahabesi, onların arkadaşları, tabiler çoğalıyor mu yoksa azalıyor mu? Yezidu avla. O zaman çoğalıyor muydu? Yezidu. Çoğalıyordu şu an. Nahnu l-yawm iza kunna la nazid ma'na hâza annena ala khatar ve lesna ala tariqatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi. O zamandaki insanlar çoğalıyordu. Ancak bu zamandaki insanlar, bu zamanda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etbaa eğer azalıyorsa bizler çok büyük bir tehlike üzerindeyiz. فماذا ننتظر؟ ne yapacağız? Neye bekliyoruz o zaman? Mümkün gaden temut. Belki de yarın vefat edeceksin. Tazmen. Bunun garantisi var mı? Yani yaşayacağınla ilgili bir garantisi var mı? Min hâzih sâ'a lâbuden te'akiden niyye te'akiden azm ala te'allüme sünne vel amel biha ve da'u ileyhi. Bugünden sonra niyetini sağlam bir şekilde kılıp artık ilim öğrenmeye bununla amel etmeye, buna davet etmeye koyulman gerekir. Ve enne hâzâ lezî kunt alâ qabl, hâzâ la'ib. Bundan önce yaşadığın hayatı bir oyun olarak değerlendir. Lâbud en tec'al el-ân el-müştemeh havlek yusâidek fî talibil ilm. Ve bundan sonra etrafındaki insanları da sana yardım edici bir hale getir. Ya'rifu ennek jâd fî talib. Mithil eyyâmel ihtibârât.
Mesela bazı insanları sınav günü görüyorsun, etrafındaki insanlar ona yardım ediyor. Ayam el-ihtibarat, el-aile kulla tusa'idek, sahih havla. Sınav günleri görüyorsun. Al-muraja' al-hifz. Sınav günleri görüyorsun. Yuqidok. Tüm aile o çocuğu çağırır, onu yanında bırakıyor, onu yandırıyorlar. Elinden geldiği kadar sınava çalışması için azmediyorlar. Naam, yuqidok fi vakti mubakkir hatta raci' yad'u lahu. Erkenden kaldırıyorlar ki tekrar etsin. Onun için bolca dua ediyorlar sonra. Ayyo ma aham. Hangisi daha üstün? هذه الشهادة التي تأخذها للمدارس أو الشهادة التي تدخل بها الجنة. أكلدن على جان كارنة. هذا أكلدن على جان دبلومة ما ده أهم من يوصل جريجين جنة من ده أهم. أيهما أهم؟ هنكس ده أستن. الجنة. إذا لماذا لا نهتم لها؟ جنة ده أستن olduğunu bildikten sonra neden bu yola girmiyoruz? Neden önem göstermiyoruz? والله إذا لم نبدأ نحن بالدعوة بدأ أهل الضلال بدعوتنا. Vallahi eğer siz şimdi davet etmezseniz, insanları hakka çağırmazsanız, başkaları bu yol olacak, sapık insanlar bu yol olacak, insanları sapkınlığa davet edecekler. هذا الشيخ يمشي مع رجل يشرب دخان. Diyelim ki bir kimse sigara içen bir kimseyle yürüyor. إذا هذا لم يبدأ هذا الذي يشرب الدخان بالإنكار عليه ماذا يصنع هذا المدخن؟ O yanında sigara içen kimseye inkar etmezse, ona iyiliği emretmezse ne yapacak bu sigara içen kimse? يعطي سيجارة قلت تفضل. يجيك كارديشوم. إيشو؟ بالسيجارة سنة ويجي. الدخان جيد. السيجارة جزار بشيء جزار رياضي وكيرك ونك خندرجك باكي. المرأة إذا كانت مرأة محجبة وتمشي مع مرأة سافرة ولم تنكر عليها السافرة تبدأ بدعوتها تقول الإيمان في القلب. كابالا بير بيان. Eğer yanındaki açık bir bayan ile gezmeye başlarsa bir süre sonra eğer inkar da etmiyorsa onu kötülükten alıkoymuyorsa bu açık olan onu etkileyecektir. Diyecek ki asıl olan insanın kalbindeki olan takvadır. Hal neşuk fi tevhid? Bizler tevhid hususunda şüphe duyuyor muyuz? Neşuk? La. İzen limâze lâ ned'u li't-tevhid? Madem şüphe duymuyoruz, madem %100 bir şekilde inanıyoruz buna, neden insanları bana çağırmıyoruz? Hal neşuk fi vücub's-salavâtil mefrûd'l-hams? Bizler 5 vakit namazın farz olduğunu biliyoruz, değil mi? İzen limâze lâ ned'u asdikâ'ana? إلى الصلاة. Neden peki namazın farz olduğunu bildiğin halde arkadaşlarını ona çağırmıyorsun? لماذا البعض فقط يريد كفر الناس؟ Neden bazı insanları sırf başkalarını tekfir etmek isterken görüyorsun? هذا ليس عملك أنت تكفر الناس عملك أنت تدعو الناس إلى المسجد. Bu tekfircilerin yaptığı gibi değiliz. Bizim yapmamız gereken şey insanları mescitlere davet etmek. ليس عملك الفتوى أنت لا تفتي. Sakın insanlara fetva da verme. Fetva vermek bizim işimiz değil. El fetva leha el ulema. Fetva için büyük alimlere dönmek gerekir. Ente alek tetaallam, te'amel, ted'u. Sana öğrenmek, amel etmek ve buna davet etmek yakışır. Es'Allah subhanahu teala li ve lekum et tevfik ve sedad ve Allahu a'lam ve sallallahu aleyhi nebiye Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem. İzzakum Allahu khayr. Allah'tan kendim için ve sizin için başarı istiyorum. Allah sizden razı olsun.